Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A grubunu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne giden temsilcimiz Galatasaray. Son 32 playoff turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag'la eşleşti. Karşılaşma öncesi detaylar, işte hangi tarihte oynanacak, daha önce oynanan karşılaşmalar kaç kaç bitti... Sparta Prag takımının öne çıkanları bunların hepsini bir konuşalım Avrupa Ligi'ndeki diğer enşeşmelere de bakalım ama onun öncesine de söyleyelim kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen ilk olarak aslında ben şununla başlamak istiyorum Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunu ikinci sırada tamamlayan Kopenhag yani çok talihsiz bir kura çekti. Çok da umurumda değil açıkçası. Manchester City ile eşleştiler. Daha önce Manchester City'ye evlerinde geçit vermemişlerdi. Önceki işte karşı karşıya geldiklerinde. Bu kez Manchester City'nin ben rahat bir tur kazanacağını düşünüyorum. Kopenhag'a da şanssız bir eşleşme oldu. Galatasaray için de varmış bir hayırlısı diyelim tabii ki de. Ama onun öncesinde bu kurallar çekilirken... Direkt olarak hani Roma'nın gitmesi bir nevi hani insanların için rahatlattı tamam. Galatasaray Roma'yı eleyebilecek güçte evet. Ancak daha son 32'den de kimse Roma gelsin istemezdi ki takım içerisinde de böyle eksiklikler varken sol bek orta sağ gibi. Ee, sonra zaten hani ikinci olarak kim gelmesin derdiniz Sporting Lisbon. Hemen diğer eşleşmelere bakalım bu arada. Ee, Galatasaray Sparta Prag. Shakhtar Marsilya mesela burada da e, Shakhtar Marsilya ikilisinden birinin gidecek olması gayet iyi. İkisi de biliyorsunuz hani sıkıntılı ekipler. Bana göre Shakhtar daha sıkıntılı. E, Feyenoord, e, Roma, Benfica, Toulouse. Braga, Karabağ. Karabağ'a da başarılar dileyelim bu arada. E, kardeş takımımız sayılır. E, Karabağ'da Braga ile eşleşti. Lens, Freiburg, Milan, Rennes, Young Boys, Sporting Lisbon. Peki bundan sonra hani ne olacak? Son 16 turuna direkt giden ekipler hangileri? Onlara da hemen bir bakalım. Şöyle açalım onu da. West Ham United, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prag bu arada Slavia Prag da ikinci şu anda ligde Sparta Prag'ın arkasından ve eee Bayern Leverkusen bu ekiplerde son 16 turunda eğer Galatasaray, Sparta, Prag'ı elerse Galatasaray'ı bekleyen ekipler arasında yer alıyorlar. Peki şimdi e, ligde ne durumdalar? Avrupa Ligi'nde nasıl bir yoldan geçtiler? Öncelikle e, ligde şu anda lider durumdalar. Bir maç e, fazlaları var. Ancak işte 5 puan öndeler. Slavia Prag'ın önündeler. Şunu e, detay olarak vereyim bu sezon hiç evlerinde kaybetmediler. Zaten e, ligde bir mağlubiyetleri var. UEFA Avrupa Ligi'nde de iki mağlubiyet aldılar. Bunların e, ikisi de deplasmanda. Rangers'ın bir puan gerisinde, Real Betis'in bir puan e, önünde bitirdiler. İkinci olarak Limassol vardı bir de gruplarında. Limassol'u içeride dışarıda yendiler. Real Betis'le evlerinde beraber kaldılar. Deplasmanda yenildiler. Rangers'ı da Evlerinde yendiler, deplasmanda yenildiler. Tekrar bunun altını çiziyorum. Yani e, evlerinde mağlubiyeti yok ve gerçekten sıkıntı yaratan bir ekipler. Karşılaşmaların oynanacak tarihini de söyleyelim. E, 15 Şubat'ta ilk maç Rams Park'ta oynanacak. İkinci karşılaşma 22 Şubat'ta deplasmanda. Galatasaray'ın bu eşleşmede ilk maçtan skor avantajını elde etmesi gerekiyor ki... Ee, sonrasında aynı Kopenhag maçındaki gibi kitlenip kalmayasınız. Çünkü diyorum bakın hani tekrar söylüyorum evlerinde sıkıntılı ekipler. Evlerindeki maça, Çekya'daki maça Galatasaray'ın işi bırakmaması gerekiyor. Rams Park'ta güzel bir skor alacaksınız. Sonra gideceksiniz deplasmana. Kafanız rahat bir şekilde maç kitlendi mi, kitlenmedi mi hiç umrunuzda bile olmadan işi bitireceksiniz. Yani gene Galatasaray'ın karşısında Danimarkalı bir hoca var. Bu turda da yani Galatasaray'ın bu eşleşmede de karşısında yine Danimarkalı bir hoca var. Umarım Nestrup gibi böyle sinir bozucu bir hoca değildir. Yani geçtiğimiz e, maça baktığımız zaman, Kopenhag maçına baktığımız zaman gerçekten hem kaleci hem de Nestrup gerçekten çok sinir bozucu profillere sahiplerdi. Dediğim gibi e, yine... Bir Danimarkalı hoca ama umarım bu sefer ortalığı kızıştırmayacak bir profil olur diyelim Geçmiş maçlara bakalım hemen geçmiş eşleşmelere 1995 Okan Hoca o zamanlar e, futbolcu e, iki maçta da sonradan oyuna girdi 3 birlik ve 1 bir birlik skorlarla Galatasaray'ı elemişlerdi Sonrasında 1997-98 sezonunda bu sefer Şampiyonlar Ligi A grubunda ee, karşılaşıldı. Ali Sami Yen'deki maçı Galatasaray 2-0 yendi. Fakat e, Çekya'daki mücadeleyi Sparta Prag 3-0 kazandı diyelim. Yani önceki iki eşleşmede bu şekilde. Şunu da belirteyim takımın bana göre en dikkat çekici yeri e, sol kanatları. Hem Birman Çeviç hem de Haraslin ikisi de dikkat çeken profil. Ee, Sasha olması orada gayet iyi. Ve Sasha Boye bayağı iş düşecek. Galatasaray'ın bu arada riske etmeyip işi yedek bir sağ alması gerekiyor tabii ki de. Yani tekrar altını çiziyorum. Sol kanatları çok tehlikeli. Hem bir hem de Haraslin. Zaten baktığınız zaman Haraslin takımın en golcü oyuncusu 8 golle. Sonra ee, Kuh da geliyor. 6 gol 7 asist servisçi yapısıyla da dikkat çekiyor bu arada. E, forvetleri. Kuhta tekrar söyleyelim en golcü Haraslin 8 gol. Arkasından Kuhta geliyor. Kuhta 6 gol 7 asist. Yani hem e, bitirici hem de servisleriyle dikkat çeken bir oyuncu. Galatasaray savunma hattını burada e, çok iş düşecek. Ancak kalite anlamında baktığınız zaman zaten hani e, Galatasaray çok üst düzeyde 44 milyon euroluk gibi bir değerleri var takım değerleri var Galatasaray'ın marka değeri Sparta Prag'ın tam 6 katı 236 milyon euro Ancak bu tip eşleşmelerde ne olacağı belli olmaz o hangi karşılaşmaydı Lübyana mıydı neydi bir tane forvetleri vardı biraz bitiriciliği olsa sıkıntıya gelebilirdiniz yani çift maç eleme usulü sistemde ne olacağı belli olmaz öyle takım değeriyle falan işler yürümüyor. Takımın en pahalı ismi Ladislav Krejci, e, kaptan 5 milyon euro değeri var ve takımda e, hatırlayanlarınız olur. Bir de tanıdık isim var. Nereden tanıdık? Galatasaray'ın geçtiğimiz Şubat'ta gündemine gelen bir isim. 10 numara transferi için e, genç yetenek Adam Karabes. Adam Karabes Sparta Prak'ta forma giyiyor. Geçen sene Baturina ile beraber Galatasaray'ın gündemindeydi. Mertens sonrası. Oraya hem Mertensin yetiştireceğim de geleceğe yönelik bir proje anlamında ikisi de gündemdeydi hatırlarsınız. Galatasaray'a bu saatten sonra artık düşen gerekli transferleri yapıp bu turu almaktır 3 takviye ekleyebiliyor biliyorsunuz Galatasaray. Ben bunların sol bek orta saha ve duruma göre de ya ikinci bir orta saha ya da e, yedek sağ bek olacağını düşünüyorum. Galatasaray'a tekrardan başarılar dileyelim. Bu arada e, Başkan Dursun Özbey'e de geçmiş olsun dileyelim buradan. Sayın Başkan Akut pantriyatit şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Önümüzdeki saatlerde taburcu olacak. Geçmiş olsun Sayın Dursun Özbek. E, bu sözlerle de programımızı kapatalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Eşleşmeyin. Nasıl buldunuz? Nasıl bir skor bekliyorsunuz? Galatasaray'ın eksiklerin neler? Hepsini yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.